Polis memuru Serkan yıllık izine çıktığında bir gün şehrin uzaklarında bulunan sahile gitmek ve güneşin tadını çıkarmak için yola çıkmıştır. Sahile doğru ilerlediği sırada iki tarafında orman olan karayolda hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Yerde bir adamın hiç kıpırdamadan yattığını gören Serkan hemen arabadan inerek adamın yanına yaklaşmış ve adamın hayatını kaybettiğini görmüştür. Polis memuru hemen vazifesine geri dönerek olayı araştırmaya başlar ve bu yol üzerinden geçmiş 3 arabayı tespit eder. Ve tespit ettiği kişileri de hemen sorguya almıştır. Sorguda Tarık adlı ilk sürücü, "Böyle bir yolda kesinlikle kimseyi arabama alamam. Yolda birinin otostop çektiğini gördüm fakat direkt olarak geçtim. Hiç durmadım." demiştir. Oktay, "Acelem vardı ve hiç durmadan geçtim." demiştir. Kazımsa, "Otostop çektiğini gördüm ve arabama aldım. Ama ona hiçbir şey yapmadım." demiştir. Polis memuru bu ifadeler ve ifadesini aldığı kişilerin arabasında yaptığı incelemeler üzerine içlerinden birisini hemen tutuklamıştır. Peki bu kişi kimdir? Bu kişi Oktay'dır. Hiç durmadan geçtiğini söylese de hayatını kaybeden adamın eldiveninin teki Oktay'ın arabasında. Bu bir tesadüf olamaz. Ailesiyle birlikte şehre yeni taşınan Faruk, okuldaki arkadaşlarıyla kaynaşmak ve kolay arkadaş çevresi edinebilmek için büyük ve gösterişli evinde bir maskeli balo düzenlemiştir. Faruk düzenlediği partide ise güzel maskeli bir kızla tanışır. Bütün gece bu kızla dans eden ve eğlenceli vakit geçiren Faruk'a önemli bir telefon gelmiştir. Arayan kişi, Faruk'un eski okulundan bir arkadaşıdır ve onunla önemli bir şey konuşmak istediğini söyler. Faruk ise arkadaşıyla konuşmak için kısa süreliğine bulunduğu yerden ayrılmıştır. Geri döndüğünde ise bütün gece dans ettiği kız arkadaşının gittiğini görür. Adını bile bilmediği kızdan çok etkilenen Faruk, partinin ertesi günü onu sosyal medya hesabından aramaya başlar. Ve sosyal medya hesabından maskeli kıza uyan aynı okuldan 3 kişi bulmuştur. Bu resimlere bakarak Faruk'un hangi kızla dün gece dans ettiğini bulabilir misiniz? Faruk'un tanıştığı kız kesinlikle benli ve çilli olan bu kızlar değildir. Eğer ki bu kızlar olsaydı maskenin altından çiller ve ben gözükürdü. Maskeli kız bu sebeple bu kişidir. Sıla korku evlerinden hiç hoşlanmayan ve böyle yerlerden oldukça çok korkan birisidir. Bir gün arkadaşları kendisine bir şaka yapmıştır ve onu korkunç seslerin olduğu bir korku evine kapatmıştır. Sıla korku evinden çıkabilmek için kendisine verilen tüm görevleri korkarak da olsa yerine getirmiştir. Ve son olarak içerisinde 3 tane kapı bulunan bu odaya gelir. Bu kapılardan birisi çıkışa giderken diğerleri ise duvar olan bir alana açılmaktadır ve kişiyi korku evinin başına çıkarmaktadır. Korku evinde yeni maceralarla karşılaşacaklardır. Sıla ise doğru kapıyı ilk seferde bulmak istemektedir çünkü bu korku evine daha fazla dayanamaz. Unutmayın, Sıla pencereden de çıkamamakta. Sizce hangi kapıyı seçmeli ve Sıla bu kapıyı nasıl bulmalı? Şunu söylemekte fayda var, kapıların üzerinde bulunan parmaklıklardan kapının arkasında ne olduğu görülememekte. Peki Sıla doğru kapıyı nasıl bulacak? Sıla odanın penceresini açmalı ve hangi kapıdan rüzgar geliyorsa onu seçmelidir. Cevap oldukça basit, öyle değil mi? Videomuza iki resim arasındaki farkları bulmanız gereken sorularla devam ediyoruz. Size verdiğimiz aşçının bulunduğu bu iki görselde yer alan farkları bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz 7 farkı yine sizler için gösterdik. Şimdi ise sizlere palyaçoların bulunduğu bu resmi veriyoruz ve sizlerden bu iki palyaço resmi arasındaki 7 farkı bulmanızı istiyoruz. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. İki resim arasında bulunan 7 farkı sizler için gösterdik.
Yine sizler için bir palyaço resmi vereceğiz ve sizlerden iki palyaço arasındaki 7 farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. İki resim arasında bulunan 5 fark işte burada. Palyaço'nun bulunduğu bu görsellerle videomuza devam edeceğiz. Bu sefer de sizlerden size verdiğimiz palyaço'nun gölgesini bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler 10 saniye içerisinde doğru gölgeyi bulabilecek. Doğru olan gölgeyi sizler için gösterdik. Şimdi ise size verdiğimiz bu tavşanın doğru olan gölgesini bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Doğru olan gölge sol üstte bulunan gölgedir. Yine sizlerden filin doğru olan gölgesini bulmanızı isteyeceğiz. Bakalım kimler doğru olan gölgeyi kolaylıkla bulabilecek. Doğru olan gölge sol altta bulunan gölgedir. Farklı olan çiçek görsellerinin bulunduğu bu resimde çiçeklerin değerini bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Dilerseniz videoyu da durdurabilirsiniz. Gül 20, mavi çiçek 5 ve son olarak da sarı çiçekse 1 değerine sahiptir. Son olarak bu çiçeklerin değerlerinin toplamı ise 26 yapmakta. Pergel, cetvel ve silginin bulunduğu bu görselde kırtasiye malzemelerinin değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Pergel 20, silgi 5 ve son olarak da cetvelin değeri 1'dir. Son denklemde yerine yazarsak sonuç 25. Şimdi ise sizlerden size verdiğimiz gözlükler arasından farklı olanı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler farklı olan gözlüğü bulabilecek. Farklı olan gözlük resmin sol üst köşesinde bulunmakta. Şimdi ise sizlerden el emojilerinin bulunduğu bu görselde farklı olan el emojisini bulmanızı istiyoruz. Size vermiş olduğumuz süre başladı. Farklı olan el emojisi resmin sol üst köşesinde. Bu resimde ise sizlerden farklı olan anahtarlığı bulmanızı isteyeceğiz. Süreniz başladı. Farklı olan anahtarlığı sizler için gösterdik. Şimdi ise sizlerden balıklar arasındaki gizlenmiş durumda olan şekeri bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler 10 saniye içerisinde bu şekeri bulabilecek. Resimdeki şeker işte burada bulunmakta. Bu sorumuzda ise sizlerden soru işaretli yere gelmesi gereken sayıyı bulmanızı istiyoruz. Bunu bulabilir misiniz? Bu alana yazılması gereken sayı eksi 1'dir. Çünkü şeklin mantığı bu şekilde. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde ise 2 tane doktor bulunmakta. Fakat bu doktorlardan birisi katil. Peki resme daha dikkatli bakarak hangi doktorun katil olduğunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı.
katil olan doktor sağdaki bu doktordur. Herhalde gerçek bir doktorun balta, bıçak ve testereyle işi olmaz. Peki kimler katil olan doktoru doğru tahmin etti? Cevaplarınızı yorumlar kısmından bekliyoruz. Yorumlarda buluşmak dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.